Herkese merhabalar. On the Phone ünitesine geçiyoruz ve şimdi yepyeni bir ünitede yepyeni bir şekilde netlerimizi artıracağız. Are you ready Tonguç? I am ready teacher. Harikasın, tebrik ediyorum seni. İlk dersimizde On the Phone'un ilk videosunda feelings yani duyguları böyle hissettiklerimizi söyleyeceğiz. Bazen mutlu olacağız, bazen sinir olacağız, angry, bazen happy, bazen işte düşünceli olacağız. Her birini güzel güzel göreceğiz. Burada kelimeler önemli. Bir de phone conversations'a bakacağız. Yani sender, arayan olacak, bir de receiver, alıcı olacak. Bunlarla alakalı mutlaka Dinamo soru bankamızın en başında ödevleri vermek istiyorum. Sizler için verdiğimiz kelime kısmı var. Oradan mutlaka kelimeleri şöyle tekrar edin arkadaşlar. Bu kelimeleri bilmemiz önemli. Receive almak, receiver, alıcı. Burada her birini güzel güzel kelimeleri tekrar ettikten sonrasında mutlaka testlerimizi çözüyoruz. Ekstra dijital sorularımızı çözdüğümüzde ilerliyoruz. Bunun testlerini hepsini bitirmeyin. Sadece bu kısma kadar gelmenizi tavsiye ediyorum. Sayfa 88'e kadar. Taktikli soru bankamıza geldiğimizde burada yine On the Phone ünitesini açıyorum arkadaşlar sizler için. Nerede? Şurada bakalım ben de. Burada arkadaşlar yine ilk 3 testi sizlere ödev veriyorum. Diğerlerini diğer dersimizde çözeceğiz. Mutlaka burada ekstra dijital soruları çözmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir de onda 10 soru bankası olan arkadaşlar da burada da ilk testi çözsünler. Yani diğer testlere şimdilik geçmesinler. On the Phone'la alakalı öğrendiğimiz kelimeler doğrultusunda hemen Teen Life'ı bitirmiştik. Şimdi In the Kitchen'dan sonra On the Phone'a geliyoruz. Burada test onu ve buradaki ekstra dijital soruları çözmeleri yeterli. O zaman Tonguç'um hazırız dedik ama bakalım bu ünitede neler öğreneceğiz hep beraber görelim. Hadi bakalım. Şimdi important words deyince aklına ne geliyor Tonguç'um? Important hocam, önemli kelimeler. Şimdi On the Phone'da sen arkadaşın mutlu olabilir, çılgın olabilir, şaşırmış olabilir, uykulu olabilir. Bunlarla alakalı bazı kelimeler öğreneceğiz. Mesela diyelim ki mutlu İngilizce'de happy diye adlandırılıyor. Happy mutlu demek. Bak görüyor musun? Burada emojilerle göstermeye çalıştık. Veyahut da çılgınsa mesela sen çılgın mı çocuğum? Ben çılgınım ya. Çok çılgınım. Çok o zaman you are crazy. You are a crazy boy. Thank you teacher. Güzel. Veyahut da embarrassed var. Embarrassed nedir biliyor musun Tonguç'um? Hiç duydun mu? Bunları çalışman lazım. Ben gelmeden önce çalışmadım mı sıfırdan kitabı? Çalışmadım hocam. Embarrassed ise utanmış demek. Böyle utanıyor böyle. Hatta burada tam resim belli etmeyebilir. O zaman şöyle utanmış diye hafiften Türkçesi. Utangaç. Utangaç. Utanmış diyebiliriz. Utangaç da diyebiliriz. Doğru. Bir de şaşıranlar var bak. Adam şok olmuş diye şaşırmış. O zaman ne diyeceğiz? Şok. Hatta Türkçe'de de diyoruz ya şoka girdim diyoruz mesela. Şoke oldum. Şoke oldum diye saçma sapan kelimeler kullanıyoruz. Esasında normalde şaşırdım dememiz lazım ama İngilizce'de şaşkın mısınız derim ben öyle. Mesela I'm shocked dediğinde ben şoka girdim diyebiliriz. Bir de zeki var ki akıllı. Bu seninle hiç alakası olmayan bir şey. O yüzden bu kelimeyi ezberlemene gerek yok. Smart. Zeki demek Tonguç'um. Ama bunu geçebiliriz. Bunu geç pas. Fakat yine seninle alakalı güzel bir kelime var. Sleep ne demek Tonguç'um İngilizce'de? Sleep uyku demek hocam. Sleepy de uyuz. Yani uykulu. Uyudum. Uyuz değil de. Uykulu yani. Hatta öyle öyle böyle uykulu davranıyor. Uykuluyum. Sleep. I am sleepy teacher. Güzel. Aferin. Good night diyorum sana o zaman. Bir de bored var Tonguç'um. Bored da sıkılmış yani, bıkmış yani. I'm bored of lessons. Evet, derslerden yıldım, bıktım, sıkıldım diyebilirsin. Bir de angry var. Bu kötü bir şey. Hem sağlığa zararlı hem de sosyal ilişkilerimize zararlı. I am angry with... Mesela sen you are an angry bird. Sen sinirli bir kuşsun. Öyle bir şey de vardı hatta. I am an angry cow. Sinirli bir öküzüm diyorsun. Güzel. Evet. O güzel. Sıkıntı yok. Gerçekten öküzler de böyle sinirli oluyor. Hatta kırmızı rengi görünce sinirlenip böyle buralarından böyle şey çıkıyor. Nedir onun adı? Diyor, ne güzel çizdiniz hocam. Sana bakarak çiziyorum. Teşekkür ederim şöyle hocam. Bakayım, şöyle bakayım sana. Şöyle hocam bakayım. Gerçekten bayağı benzedik hocam. Şöyle. neredeyse. Ne andırdı tam değil ama şöyle saçlarını yaparak tamam. Şaka bir yana. Öküz bu arada güzel bir hayvan. Ben öküzlerle dalga geçmiyorum. Öküz demek kötü bir şey değildir. Öküz faydalı yani. Onu da söyleyelim. Burada hayvan severler sinirlenmesinler. Scared ise Tonguç'um ne demek biliyor musun? Korkmuş. Yani böyle falan diye böyle endişeyle karışık bir korku var içerisinde. Bir de senin en çok sevdiğin kelime cool. Cool I am mi? Cool teacher. You are cool Tonguç. Yani sen havalısın, gerçekten artist bir çocuksun. Şimdi biraz telefon konuşmalarıyla alakalı kelimeleri beraber donduralım. Şimdi phone conversations yani telefon görüşmelerini işliyoruz. Conversation, diyalog, görüşme demek. Caller ne demek hocam? Caller caller diyor. Call hani call yazar ya telefonda ara. Call caller da arayı arayan kişi söylüyor. Şimdi sen arıyorsun beni diyorsun ki hi, merhaba veyahut da selamun aleyküm fark etmez. Hi, it is Tonguç speaking. Bunu senin söylemen lazım. Söyle bakalım. Hi, it's Tonguç speaking. Talha teacher is there. Ha mesela merhaba Tonguç. Arayan Tonguç. Merhaba ben Tonguç diyeceğine. Hello, I am Tonguç. It is Tonguç diyorsun. Yani kendini böyle işaret etmiş oluyorsun. Ve sonra da Mary ile konuşmak istiyorsun diyelim ki. Benle değil de Mary ile konuşmak. Mary kim lan? Arkadaşım hocam. Vay, İngilizce öğrenince hemen Mary falan. Hadi bakalım. Mektup arkadaşım. Güzel, aferin. Mary iyi bir çocuk. Tanıyorum ben kendisini. May I speak to Mary? Söyle bakalım.
May I speak to Abdurrahman? Abdurrahman güzel. Abdurrezak Boğazlı Kazak. Olabilir. Kış please. Geldi. Boğazlı Kazak giymemiz lazım. Gerçekten havalar soğudu. Dikkatli olalım çocuklar. May I speak to Mary please? Mary ile konuşabilir miyim? O da cevap veriyor. Hello, I am Jason. Bak şimdi. Vay. Hello. Is Tankut in Tankut orada mı diyoruz? Yani bir anda ne oldu? Sen olayı değiştirdi bak. Sen az önce... Yeni bir telefon açıldı. Yeni bir telefon. Yani tamam Tonguç sensin de Tankut orada mı diye soruyor. Ve resmen adam, sekretere döndük. Aynen. Could I speak to Mr. Brown please? Mr. Brown'la yani Mr. Kahverengi ile görüşebilir miyim diyor. Niye? Could I? Esasen... Hocam Mr. and Mrs. Brown diye bir film vardı hocam. Evet biliyorum. Brad Pitt ile Angelina Jolie birbirlerini yiyorlardı hocam. Evet sonra hatta evlendiler çocuklar oldu. Filmin devamı gerçeğe dönüştü. Neyse şaka bir yana. Could I speak to Mr. Brown dediğimizde Tonguç'um... Could esasında yapabilir miydin demek. Ama burada yani kabiliyetten çok hani yapabilir misiniz lütfen. Mesela, nezaketen. Nezaketen soruyoruz ve bitiriyoruz. O zaman hi it's Tonguç speaking. May I, bak may ya da burada can de kullanabilirsin Tonguç'um burada. May I veya can I speak to Mary please? Mary ile konuşabilir miydim veya konuşabilir miyim? Can kullanırsak kaba olur hocam. May kullanırsak ama mayoz gibi olur. Yani daha güzel olabilir diyebiliriz. Burada hello I'm Jason is Tankut in Tankut orada mı diyebiliyoruz. Şimdi bir de receiver var. Receiver ne demek bil bakalım Tonguç. Hatta receiver uydu alıcısı. O satellite receiver. Burada receiver alıcı. Yani görüşmeyi telefonu açan kişi. Yani telefon çal dedin şu telefonumuz olsun. Telefon çaldır bakayım telefonu. Zırrrr. Alo. Bak işte bu alo'yu diyen. Hani alo dedim hocam İngilizce'de alo yok. Hello dediğimiz zaman işte o zaman receiver konuşmuş oluyor. Şimdi burada ben açtım ya telefonu. Sen konuşun ne dedin mesela ben açtıktan sonra. Hi it's Tonguç speaking dedi. Sen bana söyle Tonguç arıyor dedin. Ben de ha Tonguç arıyorsa diye tedirgin oldum. Şimdi ben sana şöyle şeyler söyleyebilirim. Hang on a minute please. Yani birkaç dakika bekle lütfen. Patlama. Yani ask bekle. And diyeyim mi diyor. Ne kadar hang şey. Aslında ama burada askıda kal. Bekle yani. I'll get him or her. Yani ben onu yani kızsa her, erkekse him şeklinde çağıracağız diyor. Bak bizde cinsiyet ayrımı yok. Onlar ayırmışlar. I'll get him or her. Veyahut da eğer yoksa aradığın kişi. Mesela sen Mary'i aradın ya ben aradım. Mary yoksa I'm afraid korkarım. She isn't available now. Veya he isn't available now. Eğer Abdurrezza aradıysan he isn't available now. Ama Mary aradıysan she isn't available now. Available ne? Müsait değil. Yani, niye korkuyor ki? Ya korkuyor çünkü yani kızarsın diye, sinirlenirsin diye. Çünkü sen telefonda hello it is Tonguç dedin diye belki adam korktu yani sonuçta İngiltere. I'm afraid korkarım. Yani korkarım derken orada bir kibarlık. Aslında korkudan altına yapmıyor. Sadece yani üzgünüm böyle yani affedersiniz ama korkarım ama gibi böyle kibarca söylüyor. O zaman don't hang up please. Yani beklemeyin lütfen. Veyahut da I will put you through. Yani sizi bağlıyorum. Put you through demek direkt ona hani hatta kal bağlayacağım der ya şeyler call center'lar. Onun gibi şey. Veya it's a bad line. Could you speak louder? Burada mesela sen beni aradın. Sesin gelmedi. Ben çaldır bakayım. Telefonu çaldır Songuç'um. Çaldır telefonu. Zırrrr. Zırrrr. Hello. Hello. May I speak to Mr. Tala please? Ha bak. Şimdi diyeyim ki senin bu konuşunu ben anlayamamış olayım. Ses geldi ama anlayamadım. O zaman ben şöyle diyorum. It's a bad line. Could you speak louder? Yani hat hello. Ha bak ses kötü geliyor. Lütfen daha yüksek sesle konuşabilir misin diyorum. Bu da yine numara yapıyor. Numara yapıyor. Sesi yani duymayınca öyle yaparlar. Genelde mesela istemediğin biri arayınca alo alo ses gelmiyor der kapatırsın ya. Kötü bir şey esasında. Bu doğru değil. İletişimdeki bir hata. Bunu da 7. sınıf öğrenmiştik ama olsun. Böyle de diyebiliriz. Şimdi gelelim birkaç tane önemli kelimeye. Bunlar da önemli. Hold on a minute. Ne demek Tonguç'um? Hold. Bir dakika bekler misiniz? Hold patlamayın. Yani. Hold on a minute. Veya put someone through. Put someone through da birini hatta bağlamak. Yani sen arıyorsun hani diyorlar ya. İşte fatura ödemesi için 1'e, şikayetler için 2'ye, kartınız çalındıysa 3'e diyor ya. İşte orada hangisine basıyorsan 2'ye bazından o seni through. Put someone through. Oraya bağlamış oluyor. Leave a message. Leave a message da mesaj bırakır mısınız diyor. Veyahut da dial number 5 yani 5 numarayı arayın 5 numarayı basın diyor. Veyahut da take a memo yani bir kayıt alalım hafıza kaydını alalım diyor. Veyahut da contact with someone biriyle iletişim kuralım diyor. Şimdi bu haftanın ödülü sorusunu da yap. Derslerine başarılar diyorum. Hadi bakalım iyi çalışmalar.